Dostlar selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinizin de bildiği gibi çünkü çok fazla böyle yorum atıyordunuz. Ahmet şöyle ekranda bir döndür, her yerde, yan kanalda, orada burada benim DM kutumda. Abi seni haberlerde gördük, Vural seni haberlerde gördük vesaire vesaire gibi. Evet tabii ki ben de gördüm kendimi haberlerde. Zaten siz yazmasanız da akrabalar vesaireler, Vural ne oldu falan diye. Dönüşler aldım. Durum tabii çok üzücü bir durum ve biz bugün sizlerle birlikte bize yakışacak bir operasyon yapacağız. Ama onlardan önce tabii aranızda televizyon izlemeyip bu haberi görmemiş olanlar olabilir. O yüzden öncelikle o haber bir ekrana gelsin. Şimdi arkadaşlar bu kısım videodan sonra çekiliyor. Çünkü biz o haberi izleyelim dediğimiz yerde haberi koyduk. Videoyu bükledik. Daha video yayınlanmadan telif yedi. Hatta orayı gösterelim Ahmet. Bakın şovan haber diyor. O yüzden şöyle yapmamız gerekiyormuş. Ben haberin arasına 6 ile 8 saniye arasında böyle bir haberin arasında çıkıp yorum yapmam gerekiyormuş. Ne yorum yapacağım bilmiyorum da. Yani çok iyi. Bu şekilde bu telife engel olabilirmişiz. Şimdi haber girecek ama her 8 saniyede ben girip bir yorum yapacağım. Bilerek saçma sapan şeyler de söyleyebilirim hani sizde muhabbet amaçlı. Sırf telif yemesin diye siz anlayacaksınız beni zaten. Haber gelsin. İstanbul Esenler'de bir kadın kuaförü park ettiği aracını görünce gözlerine inanamadı. Ben de gözlerime inanamadım o ismi görünce. Aracını boydan boya çizerek bir isim yazmışlardı. İşin garibi araca kazınan bir YouTuber'ın ismi olunca şaşkınlığı iki katına çıktı. Baksana abi, arabanın haline bak. Vicdansızlık bu. Arabamı park ettiğim yerde çizilmiş halde buldum. Birisi benim arabam zannedip bir arabaya çizerek, böyle çizerek. Bu benim açıklama yapan. Resmen Vural Özel arabanı çizdim. İsmim şu yazıyor. Yani gerçekten inanılmaz. Doğru söylüyorum, bu inanılmaz. Bu aracı 1,5 milyondan fazla abonesi olan bir YouTuber'ın otomobili sandılar. Aracı boydan boya çizerek üzerine Vural Özel. Arabanı çizdim yazdılar. O YouTuber'ın ismini resmen otomobilin üstüne kazıdılar. Vallahi yazık. Gerçekten Öner abimize hani yazık. Adam hani bu ekonomide şu anki durumda hani eşi için bir araba alıyor ve böyle bir şey. Hani para kazanmanın bu kadar zor olduğu bir dönemde. İçim öyle bir gitti ki hani resmen böyle içim paramparça oldu yemin ederim. O YouTuber oyunda hangi zararı verdiyse o da böyle bir intikam almak istemiş. Ama olan YouTuber'a değil aracın gerçek sahibine oldu. YouTuber Vural Üzül yerine Öner Aslan üzüldü. Espriye bak ya. Yakışıyor mu soyadı esprisi? Yani ben bundan zaten senelerdir bundan şikayetçiyim. Show TV'de bunu yaparsa ben öyleyim o zaman ya harbiden. Olan gene bize oldu. Öner Üzül oldum çıktım. Böyle seni. Seri seri espriler geliyor. Öner Üzül oldum çıktım. Öner Aslan, Esenler'de kadın kuaförü. Her zamanki gibi iş yerinin yakınlarına park etti otomobilini. Ama döndüğünde gördüğü manzaraya... Telif yemesin diye girdim, diyecek bir şeyim yok. İnanamadı. Burada Vural Üzül yazıyordu. Ben kim olduğunu falan tanımıyordum. Eşim dostum söyledi. YouTuber. Oyun videoları çekiyor kendisi. Biri resmen kalemle yazı yazar gibi aracı çizerek yazı yazmıştı. Telif yemesin diye girdim, diyecek bir şeyim yok. Bence... 14-13 o yaşlarda bir çocuk diye düşünüyorum. Çok oyun bağımlısı oluyorlar. Tabii oyunu gerçek hayat sanıyorlar bazıları. 14-13 yaşında çocuk olamaz Öner abi, büyük ihtimalle 17-18'dir. 14-13 yaşında çocuğun yapacağı iş değil bu. Bu yaşanana kendi aracı olmasa da YouTuber Vural Üzül de üzüldü tabii. Hatta sosyal medya hesabından bir paylaşım da yaptı. Siz bu story'mi bu haberde yayınlamak için benden izin aldınız. Ben telif atmayacağımı söyledim ama siz bana attınız. Teşekkür ederim. İzleyelim. Böyle bir vicdansızlık görmedim. Hani yazık değil mi şimdi o arabanın sahibine? Araştırdığım kadarıyla aracı siyahmış zaten. Öner Bey polise şikayetçi olmadı çünkü... Telif yemesin diye girdim. Diyecek bir şeyim yok. Bir güvenlik kamerası kaydı da bulamadı. Yani aracı kimin çizdiği henüz bilinmiyor. Sesini sosyal medyadan duyurmaya çalıştı. Yeni evlendim ben. Altınlarla eşime hediye aldım bir arabam. Yaptırdım aracı tabii. Öyle gezmek istemedim ama tamamen geçmedi. Halledeceğiz. Halledeceğiz. Ömer abimizin yanına bir gidelim. Konuşalım. 10 binlerce liralık zararı var. Değer kaybıyla bir 30 bini buluyor. Sayın Vural Üzül, oyunda kimleri üzdüğüne dikkat etsin. Sonradan üzülen biz oluyoruz. Bak abi şu üzül esprilerini bir salonuz.
Neyse arkadaşlar, güldük eğlendik. Bu arada yani ben bu yorumları yaparken biz videonun her şeyini çektik. Biz bilmediğimiz için böyle bir şeyden telif yiyeceğimizi. Biz her şeyi hallettik. Sonradan buna eklemek zorunda kaldık. Bu yorumlu kısım. Normalde haber tek girecekti. O zaman iyi seyirler diliyorum size. Görmüş olduğunuz gibi dostlar, İstanbul Esenler'de kadın kuaförü bir abimizin arabasını, ne alakası, benim arabam siyah ve o marka değil, benim arabam zannederekten gidip üzerine vural üzül arabanı çizdim yazmış. Yani çok üzücü. Gerçekten benim için çok üzücü. Bu arada haberde bir soyadımla ilgili bir makara gördüm. O hiç hoş olmadı. Buradan şov habere buradan selamlar, sevgiler. Oradaki hanımefendiyle de bu arada görüştüm. Ben şimdi size süreci özet geçeyim dostlar. Neler oldu, nasıl oldu falan. Ben bu haber yayınlanmadan bir gün önce bu konuyu öğrendim. Instagram'da bir tane haber sayfası atmıştı arabanın çizik olduğunu. Bana DM'den attılar. Daha doğrusu Kübra'ya atmışlar. Kübra bana iletti. Kübra'ya mesaj atmışlar dostlar. Kübra da bana gösterdi. Şok oldum. Hemen story attım falan. Hani yazıklar olsun dedim. Bu nasıl vicdansızlık falan. Zaten show haberde of story'mi kullanmış bildiğiniz gibi. Sonra dostlar ertesi gün oldu ve bana Hakkı abi ulaştı. Hakkı Alkan var ya, Shift Delete'den bildiğimiz. Show TV'deki hanımefendi numaramı, iletişim şeyim falan istemiş. Onu takip ediyorum diye, ortak takipçilerde görüyor. Allah Allah, ne oldu acaba falan diyorum. Hemen tabii numaramı veriyorum, atın arasınlar diye. Daha ardından aklıma geliyor, Instagram'dan kendim yazayım diyorum. Bir bakıyorum ki zaten kendisi bana gördüğünüz gibi yazmış. Tabii mesajı bulanıklaştırdım dostlar, özel diye bir şey var. İşte görüşmek istediklerini falan yazıyorlar. Hemen araşıyoruz falan, ne oldu ne bitti, işte haber yaptıklarını falan. Story'mi kullanmak için izin istediler tabii ki. Ben de tabii hani benim için problem yok falan dedim. Ardından dostlar biz evin içinde düşünmeye başladık. Abimiz de haberlerde görünce, ne kadar soyadım da biraz daha geçer gibi olsa da. Ya şaka bir yana tabii, canı sağ olsun da. Bu arada kendisi izliyordur büyük ihtimal. Soyadımla ilgili bir takıntı var abi. Çünkü herkes sizin yaptığınız o esprileri genelde yapıyorlar. Ama sizin espri bir farklı kötü gibi geldi bana, orası ayrı mesele. Her neyse dostlar, biz de bir plan yaptık. Nedir bu plan? Ben abimiz şahsi numarasını buldum. Kendisine numarasını izinsiz aldığım için özür dilediğim ve onu aramak istediğim bir mesaj attım. Şimdi sizlerle beraber kendisini arayacağız dostlar. Ve yarın yanına, onun yanına görüşmeye gitmek istediğimizi söyleyeceğiz. Değil mi Umut Bey, bir ses ver. Ve dostlar sanırım haberde görmüşsünüzdür, eşine almış o arabayı. Eşi için, yengemiz için bir çiçek alacağız. Ve hepimiz için de bir tatlıyla gideriz bu. Böyle elimizde kız istemeye gider gibi. Abi alıp gelir. Neyse. Hem özür dileyeceğim, helallik isteyeceğim dostlar. Ne kadar benden alakasız da olsa sonuçta vesile olduğum bir şey ve gerçekten içim el vermiyor, üzülüyorum. Ve eğer kabul ederse kendisi dostlar, bilmiyorum, bütün masrafları ben karşılamak istiyorum. Ya bize ekşanın bu olacağını düşünüyorum Bulut açıkçası. Biz yapmadık ama bir yerden vesile olmuş sayılıyoruz ve ben kendimi suçlu hissediyorum gerçekten. Bu tabii senin suçun gibi duruyor yani, hani değil ama. Evet, yani bunu yapan kişiye gerçekten yazıklar olsun. Hani harbiden zaten durumlar çok kötü biliyorsunuz, hani insanlar zar zor bir şeylere sahip oluyorlar ve bunlara bu şekilde zarar veriliyor olması çok üzücü ve benim gönlüm gerçekten el vermiyor. İnşallah kabul eder. Şimdi arayalım dostlar ve kendisiyle görüşmek istediğimizi söyleyelim. Ardından yarın uyur uyanırız, beraber çıkar gideriz abimizin yanına. Arıyorum, çok heyecanlıyım Bulut şu an. Aramayı başlatacağım ama çok heyecanlıyım. Ara abi diyorum. Şimdi ne diyeceğim, konuya nasıl gireceğim? Ömer abi selamünaleyküm. İlk defa seninle birebir görüşebiliyoruz. Merhabalar öncelikle. Merhaba kardeşim falan diyecek. Diyeceğim ki abi, öncelikle numaranı izinsiz aldığım için özür dilerim. O diyecek ki kardeşim bir daha yapmaz. O ne pis bir insansın abi. Ne yapma, ağzına sıçmayayım. Hem arabamı çizdiler hem de numaramı. Geçen gün o ne pis insansın abi. Bu arada benim saç sakal berbat durumda dostlar. İş yoğunluğundan hiç kendime bakamıyorum. Yani bu şekilde de gitmek istemiyorum. Ulan bu nasıl bir adammış falan demesi, orman adamı falan demesi. Her neyse yarın yanına gelmek istediğimi söylerim Bulut. Sonra yarın çıkıp gidiyoruz, okey. Tamam, okey abi. Alo. Alo, efendim. Abi hayırlı akşamlar, merhaba. Hayırlı akşamlar, merhaba. Valla ilk defa birebir görüşebiliyoruz. Vural ben, evet. Tanımışsındır herhalde. Öncelikle özür dilerim abi, numaranı izinsiz aldığım için. İnşallah rahatsız etmemişimdir sizi. Estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Eyvallah abicim, teşekkür ederim. Hayır, olmaya nasıl sana döndü, ben ondan sonra... Ya yok abi, ben açıkçası şey, hani kendimi kötü hissettim, size ulaşmak istedim. Eğer ki sakıncası yoksa abi senin için, yarın bir ziyarete gelmek istiyorum seni, hani müsaitsen tabii. Yok, gelebilirim. Dükkanına da gelebilirim direkt, ekstra bir vaktin yoksa. Bayan kuaförümüz galiba. Nasıl istiyorsan öyle yaparız, hiç problem değil yani. Herhangi bana bir mahcubiyetinden de duymadım. Ben sadece olay sana nasıl döndü, nereden, ne çıktı? Yok olay... Nasıl buralara
anlamadım. Vallahi abi, siz böyle bir şey yaşamanıza rağmen bana karşı hiçbir suçlamada bulunmadınız zaten. Ben tamamen kendi mahcubiyetimden yani size ulaşıyorum. Bir de görüşmek, yüz yüze gelmek istiyorum açıkçası. Ya nasıl istersen, ben Esenler'deyim. Tamam abi, siz o zaman bana konum atın. Ben eğer bir aksilik olmazsa, sizin için de sakıncası yoksa yarın öğleden sonra bir size uğrayayım. Kendi iş yerim olduğu için işle alakalı. Oo, çok güzel. Tamam, süper abi. O yüzden çok, ben istediğin saatte, istediğin zaman, istediğin yerde. Nasıl rahat ediyorsan. Tamamdır abi, çok teşekkür ederim, saygılar. Ne demek? Bu arada bu şey, hani üzümümüzün muhabbeti oldu da orada ben hani herhangi bir dalga amaçlı söylemedim. Abi o şey... O şey, ben sana onu şöyle aktarayım. Benim soyadımla bu piyasada hani sosyal medyada tanındığım için hep dalga geçiyorlar. O böyle biraz bizde meme oldu açıkçası. Bir de üstüne siz yapınca çok komik oldu orada o. O yüzden yani. Hani herhangi bir dalga amaçı söylemedim. Hani yanlış anlamadım. Yo yo, eyvallah abi, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben konum atayım o zaman sana. Tamam, yarın inşallah görüşelim abi, tamamdır. Saygılar. Tamamdır. Hoşçakalın. Çok şeydi ya. Heyecan vericiydi açıkçası. İnşallah isteyeceğiz abi. Vallahi çok heyecan vericiydi. Yarın olsun dostlar. Sizler like atın demeyeceğim. İster atın, ister atmayın. Çok hayatımın en garip videosunu çekiyorum. Güzel bir abimiz. Gerçekten hani çok güzel bir abimiz. Bakın şeyi bile söylüyorum. Ben dalga geçmedim falan bile diyor. Çok heyecanlıyım. Biz bir yatıp uyanalım. Yarın olsun dostlar. Arabamıza atlayalım. Yola çıkalım. Bir ziyarette bulunalım. Bakalım kabul ederse dediğimi yapmak istiyorum. Kabul etmezse de gidip helallik almış olurum yüz yüze. O zaman keyifli seyirler dostlar. Burada kesiyoruz. Yarına geçelim. Şimdi dostlar, nihayet ertesi gün oldu. Çok heyecanlıyım. Bir yandan yan kanalın videosunu çektik vesaire derken bugünün videosunun kapağını yaptık. Anca çıkabiliyoruz. Bu arada Kübra da ablasındaydı dostlar. Şu anda o ablasından çıktı, hemen o kapıda bir çiçekçi varmış. Oradan bir çiçek yaptırdı. Gider gitmez orada bir tatlıcı da varmış. Oradan da bir tatlıcı yaptıracağız. Beraber gideceğiz, Kübra'yı da alacağız dostlar önce. Aşırı heyecanlıyım. Yerimde duramıyorum var ya, çok heyecanlıyım. Bu arada benim aklıma bir şey geldi. Dün tam yatıyorum Bulut. Aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi abi? Ben direkt böyle videoda şey dersem, tamam özürüm özür dileriz barışırız ama direkt videoda adama karşı hani ben yaptırmak istiyorum falan dersem o böyle çok gösteriş gibi mi olur hani? Yok ama direkt deme tabii. Bence... Sohbetin arasında dersin abi ya. Aynen. Ya bilmiyorum. Bence o kısmı videosuz yapalım diyorum ben. Yani o kısımda video açık olmasın ben onu derken. Reddederse dönüşte söyleriz kabul etmedi diye. Kabul ederse de artık bir şey demeyeyim. Ama otoparkta değil mi? Aa, araba otoparkta. İyi mi? Mantıklı mı? Mantıklı abi. Ya çünkü bak, kayıt açık. Ben her şey diyorum. İşte ben masrafını karşılamak istiyorum falan diyorum. Bilemedim, vallahi bilemedim. Ona bakarız harbiden de. Arkadaşlar, şimdi hızlı yola çıkacağız. Vallahi bu konuda acil fikir lazım. Bana sanki şey geliyor hani, biraz kötü geliyor. Neyse, onu olayın akışına göre bakarız ya. Bu arada ben size asıl sorunu söyleyeyim mi? Ne yavrum? Demek ki o çocuk o mahallede oturuyor değil mi, onu yaptıysa? Ve biz bu arabayla gidiyoruz. İşte bu sefer doğru arabayı çizebiliriz. Abi masraf daha çok... arabadan ayrılmazsın. Sonuç olarak dostlar, o kardeşimiz bu sefer... kardeşimiz demeyeyim ona da. O vicdansız bu kez gerçek arabayı bulabilir. Abi ben teklifi sundum sana. Evet. Saatli 10 lira. Ne? Başına durmak için. Aynen, başına durmak için. Allah'ım yarabbim ya. Bence çok güzel, makul bir fiyat. Saatli 10 lira. Ben beleşe dururum, gönül işi bu. Araba işi gönül işi. Şey, nöbet işi gönül işi. Oğlum saç başta var ya, yemin ederim. Of! Çok üzgünüm şu an. Her neyse dostlar, biz hızlıca Kübra'yı alacağımız yere ışınlanalım. Şimdi dostlar, nihayet Kübra'yı aldık. Bir selam ver bir şeye. Hello! Evet, o çiçekleri aldı, çiçekleri çay. Elim Mart'tan önce Mars'a gittin yavrum. Yol üstü tatlıcı bulmamız lazım. İstanbul trafiği de öyle bir hal ki yani. En son beni gördüğünüz andan şöyle söyleyeyim size, bir saat geçti üzerine ve gittiğim kilometre yani 6-7 kilometre falan. İnanılmaz kötü bir halde gerçekten. Şimdi tatlımızı da alacağız. Ardından yani direkt kayıtla girersek olmaz değil mi? Önce bir gireriz falan, ondan sonra şey yaparız. Kayıtla girersek adam da yine abi. Ne oluyor? Ondan sonra şey yaparız dostlar. Canımsınız, ben bayağı heyecanlıyım. Tatlıyı da hallettikten sonra oradayız. Yaklaşık 15 dakikalık falan bir yolumuz kaldı. Şimdi dostlar, nihayet vardık ve nereden bakarsanız son 40 dakikadır burada park yeri arıyoruz. Ne otopark var ne bir şey var ve açığa bırakıyoruz yani. Büyük ihtimal yaşayabiliriz o şeyi. Yani zorundayız, öyle söyleyeyim. Tatlıyı da hallettik. Şeyi de hallettik. Burada. Allah'a emanet diyorum ben araba artık. Son bir kez bak. Biz gidelim. Biz gidelim. Allah ve Ahmet'e. Valla dostlar, gelene kadar resmen akşam oldu. Nihayet bulduk. Şurasıymış.
dört yol dedi. Dört yoldan dedi, Esenler dört yoldan gir dedi. Yoldan solda dedi. Bakalım gir. Bizi fena heyecan basıyor bu arada. Bayağı. Zili var lan kuaförde. Kadınlar kuaföründe hep zili mi var? Bir dakika. Kadınlar kuaförü normalde zille mi giriliyor? Evet, yani zili yaparken anlıyor musunuz? Çok heyecan basıyor bu arada. Selamünaleyküm. Selam. Abi kolay gelsin. Abi nasılsın? Teşekkürler, sen nasılsın? Valla böyle bir sebepten dolayı. Ben çiçeği taktım. Aslında yeğeninmiş yani. O yüzden yanlış anlama gerçekten. Çok güzel bir karar alalım. Valla arkadaşlar biz bir küçük sohbet edelim. Şimdi direkt kameraya girdik. Biraz ayıp oldu abi, özür dilerim. Neye uğradığımı şaşırdım. Söyledim sana ama yine de ayıp oldu gibi şu an. Hemen iki konuşalım dostlar biz. Sonra devam ederiz. Meanwhile. Valla arkadaşlar oturduk, sohbet ettik falan. Tabii şimdi ilk defa yan yana geldiğimiz için biraz tabii şey de oldu böyle. Bir de kamerayla girdik falan, orada bir şey oldu, kusura bakmayın. Önen abimiz mükemmel bir insan. Hani gerçekten utanmasam iyi ki bu olay olmuş diyeceğim. Hani o kadar mükemmel bir insan. Çok abi teşekkür ederim öncelikle. Ya zaten muhabbeti atledin her şey için. İyi ki böyle bir şey olmuşsa böyle vesileyle tanışmış olduk. Zaten Öner abi kendisi dedi bu arada. Gerçekten iyi ki tanışmışız falan diye. Olay çok olumsuz gerçekten. Ama hani o kadar anlayışlı bir insan ki hani tanımanız lazım yani, öyle söyleyeyim. Arabasını çizmeniz lazım. Lütfen. Bunu yapan kişi büyük ihtimalle izliyorsun. Yani biz sana bir şey demiyoruz. Sana ne desek zaten şu an anlamsız kalacak. Yani. Bizim tanışmamıza vesile olmuş oldun. Araç dostlar ne aynı renk, ne markası hani alakası bile yok. Yani o kadar anlamsız ki biz zaten bir saat falan burada bunu tartıştık dostlar. Nasıl olmuş? Yani nasıl bu kişi gitmiş de benim arabam zannederek bunu yazmış? Hiçbir fikrimiz yok. Öner abinin abisi de burada bu arada. Ondan şöyle bir fikir geldi. Aile kuaförü dostlar, harika bir yer bu arada. Gerçekten çok bebek gibi. Onun da şöyle bir fikri var. O sokakta oturan birisi oyuna sinirlendi. İşte senin videonu izlemişti üstüne. Gidip arabaya çizdi falan. Böyle bir fikir hani açıkçası var. Önüne gelen ilk arabaya herhalde. Önüne gelen ilk arabaya belki de çizdi diye düşünüyoruz. Çünkü başka hiçbir açıklaması yok bu konunun. Yani bir de arabanı çizdim yazması değil. Arabanı çizdim. Burada da arabanı çizdim direkt belli yani. Aynen, siz zaten şey zanmışsınız ya. Şimdi beni doğal olarak tanımıyorlar arkadaşlar. Ve hani orada benim ismim de zaten biraz garip yazıldığı için orada şey zannediliyor oradaki yazı. Arabanı çizdim üzül falan gibi değil mi? Kaç gün sonra abi ortalama hani orada bir YouTuber'ın ismi olduğunu anladınız yani. Akşamını anladım, arkadaşlarım gelmiş dedim ya. Şey fotoğrafı de, falan mı gördün? Fotoğrafı yok, kendileri gördü. Akşam beraber bizim eve geleceklerdi. Kendi söyledi ama tabii ki hiç böyle bir şeyin Vural Özü tam bu kadar takipçin olduğunu da bilmiyordum. Bayağı yüksekmiş takipçin. Biraz daha. Yani kendini tanımamam biraz enteresanmış. Biraz daha çocuklara yönelik olduğu için. Ne olsun. Ama öğrendim sonra bu olay, ama bir aydan sonra bu haberlere düştü. Ben böyle haberin içine düşeceğini falan da tahmin etmiyordum. Yani olayın üstünden de dostlar bir ay geçmiş. Geçmiş. Tabii. Olsun. İyi ki haberlere düşmüş. Evet, aynen, iyi ki düşmüş. Yani, iyi ki bizim karşımıza çıkmış. O sayfaya... Sen Instagram'a atarken hiç düşünmedin değil mi abi? Yani ben görmezdim diye düşündüm. Hani o sayfanın bile paylaşacağını düşünmedim. Aynen. Yani. Haber muhabiri dostlar, Öner abi yorumlardan buluyor yani, öyle düşün. Bana kendisi söyledi. Ben de hani yorumlardan kendim buldum, ulaştım falan gibi söyledi. Tamamen tesadüflerle dolu inanılmaz bir olaydı. Ama gerçekten hani yani her şey bir vesiledir işte. Tanışmamızda vesile oldu. Siz de Esenler'de Öner abiyi görürseniz gerçekten böyle bir benim yerime artık sarılıyor musunuz, öpüyor musunuz? Arabayla görmesin. Arabanın içinde arabayla ilgili bir şey olmadan. Biz çok mahcup geldik dostlar açıkçası. Hani harbiden de bayağı mahcubum abi. Ha, estağfurullah. Sen diyorsun seninle ilgili bir şey yok diye. Ama tabii insan kendini mahcup hissediyor. Valla tanıştık dostlar. Özrümüzü diledik. Mahcubiyetimizi belirttik. Şu anda her şey yolunda. Bir problem yok. Bir problem yok. Özrü tam anlamıyla nasıl kabul ederiz biliyor musun? Nasıl abi? Bu yazının altına bir imza atarsan. İmza atarsan. Şeker insanlar gerçekten. Eyvallah abi, teşekkür ederim. Hani harbiden beni çok utandıran bir meseleydi arkadaşlar. Çünkü hani insan ne kadar da ben hani gidip kendi de elimle yapmadım ya da birine yaptırmadım ama adını geçtiği için büyük bir mahcubiyetti. Böyle insanlar olmasaydı çok farklı şeyler yaşıyor olabilirdim şu an. Hani belki adım kirletilmeye çalışıyor olabilirdi. Her neyse benim için de çok kötü bir şey ama yani. Senin yaptığın da çok güzel bir şey. Mesela beni arama, eşini alıp buraya gelmen. Eyvallah. Hani tek eşini alıp gelmen bile çok büyük bir şey. Aynen.
Biz böyle şeylere çok önem veren bir aileyiz. Eyvallah. Yani bu karşıdakine verdiğin değeri gösteriyor aslında. Teşekkür ediyorum. Sen yani bayağı... Ben şeyden de korktum bu arada. Ne işin var lan? Gelme lan falan. Farkındaysan seni çok çekinerek aradım böyle şey. Hayırdır oğlum? Kapat lan telefonu. Senin yüzünden başıma geldi. Öyle insanlar da çok olduğu için. Evet çok fazla. Çok fazla var öyle insanlar. Kesinlikle. Bu arada arkadaşlar çok garip bir şey var. Onu da size söylemeden geçemeyeceğim. Öner abinin abisi. Siz de bir bakın. Çekebilir miyiz? Tabii. Tanıdık geliyor mu? Birçoğunuzda tanıdık geliyor olabilir. Çünkü Kübra bir anda diyor ki ben bir yerden tanıyor gibiyim falan. Daha önce bir televizyon programında yarışmış falan. Büyük ihtimalle tanıyanlar da vardı. Çok esrarengiz bir ortam burası şu an dostlar. Ayranlarımız da şey kuaförüm sensin. Önce aslan arabana yazarlarsa. Kuaförüm. Bundan sonra daha böyle bir şey yaşanabilir. Yaparlar. Gerçi arabanı nereden bilecek? Yani bir şey. Otoparkta. Bir şimdi burada çok çoluk çocuk var abi. Şimdi gelirken bizim peşimize bir 10 çocuk falan takıldı şurada. Evet. Geçerken. Hani seni arabayla görürler. Öyle bir şey olabilir. Vallahi arkadaşlar uzun lafın kısası. Çok terledim ben. Sen terledin abi. Zaten kız isteyecek gibi geldi. Çiçekle, baklavayla. Uzun lafın kısası dostlar. Her şey yolunda. Bunları da size bu şekilde aktarmak istedim. Çünkü yorumlara çok yazıyorsunuz abi ne bu işte ne oluyor falan. Gibi bilginiz olsun istedik. Bu kadar. Bir kamera önünde tekrar bir sarılalım. Bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Videodan çıkmadan like atmayı. Öner abi, Öncü abi de işte orada burada görürseniz benden sevgiler göndermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Vallahi arkadaşlar çıktık. Helalleştik. Gayet güzeldi her şey. Şimdi asıl soru şu. Acaba bizim araba çizildi mi? Biz bu arada Ahmet'i içinde bıraktık. Ahmet içinde mi? Mehmet'i bıraktık. Lan ben bu kadar öne almış mıydım lan? Resmen bulmuşum ben bunu. Baksana. Oha almış. Arkadaşlar şoförlüğüme bakın. Siz binmeyin ben bir çekeyim geri. Bu ne abi? Etrafına bakın. Arabayı gösteriyordun ya. Bu sefer gerçek arabanı buldum lan Esenler'e gelmişsin falan diye bir şey bekledik. Allah şükür öyle bir şey de olmadı dostlar. Bizim arabada sağlam. Evet nihayet evdeyiz dostlar. Gerçekten çok yoruldum. Esenler beni yordu. Esenler var ya o trafik inanılmazdı. Uzun uğraşlar sonucu dostlar. Öner abimizin çizik için yapacağı masrafları karşılamayı kabul ettirdik. Kendisi benim hatam olmadığı için kabul etmek istemedi. Bu kadar da iyi bir insan. Ama tabii ben de dişliyim yani. Bir şekilde kabul ettirdim. Zaten aracın değer kaybı vesairesi satışında onun için daha kötü bir zarar aslında. Hani bu masraftan daha fazla bence ama bir yerden elimizi taşın altına koymaya çalıştık. Bize ekşi ne yaptığımızı düşünüyorum. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bittim. Nedense çok yoruldum. Kendinize iyi bakın. Videodan çıkmadan birer like atmayı ve hala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.